Hepinize merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin Zehra Hanımcığım. Görümce Hanım. Ne yapıyorsunuz Zehracığım? Biftek miydi? Evet. Biftek değil mi? Biftek. Heh. Biftek yapacağız. Kurbanı kesince bütün yemeklerimizin ana maddesi belli. Döner, kokoreç, biftek. Burada son bir iki günümüz kaldı arkadaşlar. Allah nasip ederse çarşamba günü, bilemediğiniz en geç perşembe günü yola çıkacağız. Doğru mu Zehracığım? Evet. Gitmeden şansımızı deniyoruz. Bir daha geri geleceğiz. Bir aylık bütün et ihtiyacımızı gidereceğim. Allah nasip ederse sonra tekrar geleceğiz ama gelmeden yani belli olmaz. Et kalır kalmaz. Biz işimizi şansa bırakmayalım. Bir de biftek yapalım dedik. Bahçede tekrardan ateşimizi yakacağız. Ama öncesinde Zehra şimdi biftekleri hazırlıyor. Ben onları marine edeceğim. Güzelce soslayacağım. Biraz dolapta dinlenmesi lazım. Sonra da ateşi yakıp güzelce pişireceğiz. Hatta biraz önce de arkadaşlar yemek yedik. Börek yapmıştı Zehra ama Sarıyer börekçisinin börekleri halt etmiş yanında. O kadar güzel oldu. Onları da görüntü olarak çekeceğim sizlere. Tel tel olmuştu. Çok beğendik. Hatta o kadar güzel olmuştu ki çekmeyi unuttum diyebilirim. Yedikten sonra aklımıza geldi. Ama ben size tekrardan göstereceğim kalan tepsilerdekileri. Eline sağlık tekrardan. Afiyet çok güzel olsun. Olmuş. Bunları sosladıktan sonra çok pişireceğiz. Olsun. Yanına ne yapalım Zehra? Bunun yanına salata, püre pilav, gider. Püre mi gider? Püre gider. Değil mi? Güzel bir salata. Patates püresi, salata, pilav, pirinç pilavı. Evet. Olabilir diyorsun. Olabilir. Bu bizim camışın eti. Evet, kurbanda camış kestik arkadaşlar. Ama ben böyle bir lezzet görmedim. Çok güzeldi yani. Normalde ben şey duymuştum. Camışın eti çok sert oluyor diye duymuştum. Ekşi olur. Ekşi olur diye duymuştum. Ama gerçekten bu ne ekşi ne sert. Lokum gibi olmuştu. Ama bu doğal haliyle besleniyor. Evet. Yani şey doğal otla beslendi tabii, değil mi? Tabii. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yok. Kesinlikle. Doğadan beslendi tamamen. Lezzeti bile fark ediyor. Gerçekten çok güzel. Bakın incecik oldu. Zehra şey kesmesi de kolay ha. Zorlanmıyorsun değil mi? Çok güzel. Aranızda kurban kesen var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız görmek isterim. Kesenlerin Allah kabul etsin. Kesmeyenlere de Allah kesmeyi nasip etsin inşallah. Tekrarında nasip etsin. Evet. Böyle devam ediyoruz. Biftekleri iyice hazırlayalım. Soslarken de tekrardan çekeceğim arkadaşlar aşamalarını. Görümceğim. Biftekleri güzelce doğradı, inceltti. Ama şimdi güzelce bardakla vuruyoruz. İlkel şartlarda biftek yapmaya çalışıyoruz. Evde bir şey varmış değil mi? Tokmaç mı diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz? Bardak. Vurmak için bir şey varmış evde. Bulamadık onu. Eti dövmek için böyle tokmaç mı diyorsunuz? Bir şey diyorsunuz. Her neyse artık. Kasapların var ya inceltmek için, et inceltmek için tokmak. Ondan bulamadık maalesef. O yüzden evde bir bardağımız vardı. Kullanılmayan bir bardak. Sağda solda duruyordu. Onunla inceltiyoruz şu anda. Oluyor mu Zehra? Evet. Bayağı oldu. Sonunda sıra benim istediğime geldi Zehra. Hı. Evde her şeyin istediği oldu. Kokoreç istediler, kokoreç yapıldı. Et kavurma istediler, et kavruldu. Döner istediler, döner oldu. En sonunda benim istediğime sıra geldi, biftek yapılıyor. Doğru mu Zehracığım? Aynen. Hadi bakalım. Anca fırsat oldu. Aynen. Gelin hanımın istediğine anca fırsat oldu. Bir de çok çalışmaktan. Kendimize ancak fırsat bulabildik desek daha doğru olur. Aynen. Miral yorgunluğun kahvesi içtik. Evet. Sonra da oturmuşken kalkmadan bu işi halledelim dedik. Şimdi bu işlem bittikten sonra terbiyeleyip güzelce dolaba koyacağız. Buzdolabında bir iki saat beklesin. Eğer mermer bulabilirsek mermer alıp mermerin üzerine pişireceğiz. Bulamazsak artık mangal usulü yapmaya çalışacağız. Bifteğin sosunu hazırladım. İki tane orta boy soğanı güzelce rendeledim ince yeriyle. Biraz sıvı yağ attım. Zeytinyağı olmadığı için sıvı yağ kullandım. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama ayçiçek yağı da gayet işi görüyor. Benim baktığım tarifte de ayçiçek yağı vardı zaten. O yüzden ben ayçiçek yağı kullanmak istedim zeytinyağı olmadığı için. Biraz tuz attım. Bir de ne atmıştım? Karabiber attım. Rengi karabiberden aldı böyle görüyorsunuz. Birazdan bifteklerin işi bitince bunu da marine edeceğiz. Nasıl? Bir dişte sarımsak attım.
Sarımsağın üstü söyledim. Ha, sarımsak atmadım ki. Ha, atmıyor muyuz bunu? Atayım mı? Ben sarımsak atmıyorum. Ha, tamam o zaman. Biftek dolmuydu. Evet evet, bifteye ben sarımsak atmıyorum. Çünkü biraz hani yemekte falan atıyorum da böyle hani mangalda pişecekleri atmıyorum genelde. Ama sarımsak da olabilir aslında, deneyebiliriz ama şimdi ben tereyağı atmayalım. Evet. Böyle yapalım. Soğan, ayçiçek yağı, tuz ve karabiber işi görecektir. Sizler hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Aranızda fikir verecek olan varsa ona da açığız. Bir dahakine deneyelim mi Zehra? Tabii. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, biftekleri güzelce incelttik. Hepsini bitirdik. Bardağın alt kısmıyla da güzelce vurduk. İyice incelsin, kolay pişsin diye. Şimdi hazırlamış olduğum sosa batırıp tepsiye, yani leğene koyuyoruz. Ağzını kapatacağız. Bir süre dolapta dinlenecek değil mi? Evet. Bence hepsini koy güzel ha. O şekilde yetmeyecek çünkü. Hepsini koy. Üzerine sosu dök. Ondan sonra hamur yoğur gibi karıştıralım. Olmayacak çünkü öbür türlü. Kalabalık. Bayağı, evet, kalabalık olduğumuz için arkadaşlar. Yani ev ahalisi bayağı bir kalabalık. 3, 6, 9, 10 kişi varız. Evet. Her an bir misafir de gelebilir. Buranın misafiri eksik olmuyor çünkü. Ete doyduk Zehra. Artık yiyecek halimiz kalmadı. Güzel oldu. Şimdi mermer bulacağız. Onu bakmaya gittiler. Mermer de pişirmek istiyoruz. Mangalda çünkü hemen yanıyor. İyice karıştıralım. Güzelce alttan üste. Zehra. Şöyle tutayım istersen. Gördüğünüz gibi emeksiz yemek olmuyor. Ama lezzeti güzel oluyor değil mi Zerha? Evet. Biz iyice karıştırmaya devam edelim. Mangal yapma aşamasında tekrardan sizlerle olacağız. Ateşimizi yaktık. Daha doğrusu görümcem yapmış. Ama sanki biftek yapmayacak da tosun kesip yapacak. O kadar çok odun koymuş ki bir mahalle yetecek, ateş olacak herhalde burada. Kor olacak. Neyse. Ateşimiz iyice insin. Kor olsun. Sonra bir mermer getirdik bir yerden. Onu güzelce yıkayacağız. Sonra ateşin üzerine koyup güzelce etleri pişireceğiz. Bakalım. Zehra, bu ne kadar odun ateş böyle? Bütün mahalle yetecek kor var burada. Ya annem hani dedi ya, çam korsanız daha iyi kor olur diyor. Çok mu oldu? Ama esnaf bütçek çok. Bakalım. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Çok sanki. Sonra kozmez yetmez de. Mermer nerede? Mermer nerede? Vallahi gitmiyor. Dur bakalım. Mermere bakalım. Getirelim, temizleyelim. Sonra diğer işleri yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bifteklerimizin terbiyesi yapıldı. Getir anneciğim. Sıra pişirmekte. Bugünkü ocak başıcımız kim? Emirhan. Arif. Ya. Emirhan abine ver. Ver. Abi sal. Şimdi ne yapıyoruz Emirhan Bey? Pişiriyoruz etli yavaş yavaş. Biraz soğanla biber koymuş ocağa. Domates falan da közleyecek değil mi? Tabii. Domates hızlı oluyor ya, en son yapacağım. Tamam. Biber, ben biberi çok seviyorum biliyor musun? Biberle biber soğan de çok lezzetli oluyor. Domates de güzel oluyor ama biberle soğan ayrı bir lezzetli oluyor. Aynen. Ama birazdan tamam. Etler çok güzel çekmiş tamam, sosunu. Tamam. Oldu mu? Hı hı. Dur, vereceğim şimdi. Suyu çıktı gördün mü? Evet. Mermerimiz bu. Aslında burada mermer varmış biliyor musun Mirhan, bak. Neredeymiş? Şurada. Çok pis ya. Aa, temizlerdik ya. Bilmiyorduk, görmedik. Sonradan fark ettim. Ondan bir tane söyledim, yaptırsınlar. Ama kare yaptırsınlar. Kare daha güzel. Hadi bakalım. Pişirelim hepsini. Bayağı et var çünkü. Anca pişer. Pilavı yaptık. İçeride Zehra salatayı yapıyor.
2 dakikada pişiyor bunda, ne güzel. Şimdi mangal olsaydı hem çok kuruyacaktı. Değil mi? Tabii canım. Hem de böyle güzel pişmeyecekti. Aynı bildiğin ocak gibi bu. Evet. Tavada pişiriyor gibi ama üst tadı da geçiyor. Yok, biz geçen yazda dedemlerin memleketinde öyle yaptık zaten. Mermerde yaptık. Çok lezzetli oluyor. Hem sulu oluyor, yumuşak, hem de yanmıyor, is olmuyor. Eminim birçok kişi de yapıyordur zaten. Közede soğan attık. Biberleri közledik. Bir domates kaldı değil mi Emirhan? Domatesi en son atacağım. Biraz hızlı pişiyor. Köze atacağım, pişecek hemen. He, tamam. Ama soğanı attık. Birkaç tane atsak. Olur, atarız birazdan. Şansımıza Etrik de gitti. Ya da şanssızlığımıza diyelim. Herhalde şanssızlığımıza diyecektin annem. Yanlışlıkla söyledim annişim. Bugün vali çok şanssızsın. Evdekiler uyumadan şey yaparsak iyidir Emirhan. Pişirsek iyidir. Biz tencere alıp içeri kaçalım. Hadi bakalım. Her şey hazır. Şu anda etleri bekliyoruz. Artık fazla uzatmamın bir anlamı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etleri en son halini gösterdim size. Marine ettikten sonra birkaç saat dolapta bekledi. İyice sosunu çekti içine. Emirhan, bir gurme olarak, yani damak zevkine güvenen bir kişi olarak ne diyorsun? Beğendin mi sosu? Muazzam. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 11. 11, yani o kadar. 11 olsa vereceksin yani. Veririm. Anladım. O zaman başarılı. O zaman bu tarife devam ediyoruz, doğru mu? Aynen öyle. Ben daha tatmadan 10 veriyorum. Daha tatmadan 10 veriyorsun. Çünkü sen de bizim damak tadımıza güveniyorsun değil mi anneciğim? Evet. Aferin ben sana. Ben daha tatmadan 10 veriyorum. Tamam o zaman. Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar.